Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz adalet. Adalet için mülkün temeli derler bilirsiniz. Adliyelerde hakimlerin bile arkasında kocaman yazar. Yani mülk orada bildiğiniz gibi halk oluyor ve adalet aslında bir halkın sahip olması gereken en temel değerlerden biri. Çok ünlü filozofların, çok büyük düşünürlerin ve aydınların adalet üzerine yüzyıllardır kafa yorduklarını, en iyi yönetim biçimlerine nasıl entegre edilebileceğini kendi cümleleriyle anlattıkları çok sayıda kitap bulabilirsiniz. Tabii bugünkü modern toplumda özellikle kendi ülkemizde baktığımızda içinin nasıl boşaltıldığını da aslında biraz sizinle konuşmak istiyorum. Ana muhalefet eski lideri KK'nın hak, hukuk, adalet diye yürüyüşler yapıp 500 kilometre yol yürüdükten sonra aslında onun açısından bile bu başlığının içinin ne kadar boş olduğunu özellikle görmüş olduk. Yani herkesin dilinde olup kimsenin elinde olmayan bu soyut kavramı ama kaybedildiğinde tüm denklemin, tüm toplumsal değerlerin de yitirildiği bu olguyu bence genç arkadaşların da kendi kuşağımın da çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve arzu edilen demokrasinin, hukukun ancak bu şekilde toplumumuzun içine entegre edilebileceğine inanıyorum. Yani hukukun üstünlüğünün üstünlerin hukukuna evrilmemesi için bu bilince erişmemiz şart arkadaşlar. Yani yayınımızın konu bütünlüğü aşağı yukarı bununla ilgili olacak. Başlayalım bakalım. Şimdi biliyorsunuz siyasal İslam'ın toplum üzerindeki yoğun etkisini özellikle Çeyrek Asırdır hissettikten sonra herkesin şöyle dilinde bir Hazreti Ömer adaleti yer etmiştir. Bunu bilen bilmeyen herkes konuşur sokak röportajlarında falan da görürsünüz. Ama aslında sorsanız Hazreti Ömer'in ne yaparak böyle bir gündeme ismini yazdırdığını, adaletin simgesi haline nasıl geldiğini sorsanız kimse bilmez. İnançlı insanlar için ki ben aslında o noktada biraz şüpheli bir karakterim ama genel olarak toplumun bileşenlerine baktığımızda demografik yapımızda çoğunluğun kabul ettiği din İslam olunca bu örnek üzerinden gitmek lazım. Yani siz Müslümanım diyen bir toplum olarak Hazreti Ömer'i sadece İslam olarak biliyorsunuz. Tebdili kıyafetle çölleri bile gezip fakir fukarayı tespit ettiğini onlara devlet hazinesinden maaş bağlamak üzere bir süre emek sarf ettiğini bilmiyorsunuz. Öyle her şeyimiz olgu, her şeyimiz başlık. Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk, adalet deyip 450-500 kilometre yürümesi gibi. Aslında parti içine baktığınızda hiçbir şekilde hakkın, hukukun olmadığını biz yaşanan olaylardan da gördük değil mi? Tanju Özcan hadisesinden Kılıçdaroğlu ile ters düşmesine il başkanları operasyonlarından en son kurultay seçimine. Konumuz çok siyasi olmayacağı için detaylara girmeyeceğim ama bu adalet mefhumunu çok benimsemiş gibi görünen malum zat baktığınızda kendi partisi içerisinde de bir ana muhalefet diktasını oluşturmuş. Biz bunu tabii her zaman olduğu gibi yine her şey bittikten sonra öğrendik. Yıllardır demoralize oluşumuzun altında aslında bir nevi adalet kavramını da soyut formda yaşattırdıkları geliyormuş. Biz de bunu aslında biraz geç anladık. Tabii şimdi iktidarın da adalet anlayışını görmeliyiz bu açıdan baktığımızda. Bu konuya da şöyle bir girdi yapmak istiyorum. Öncelikle eski bir film vardı. Ben bunu size hatırlatayım. Twins. İkizler Arnold Schwarzenegger'le Danny DeVito'nun oynadığı 88 yapımı bir film. Bu filmde Arnold Schwarzenegger modern dünyadan uzak tropikal bir adada büyüme şansı buluyor. Dolayısıyla her zaman gördüğümüz mevcut formuna ulaşması, doğal beslenmesi, sporcu olması o şekilde mümkün kılınıyor senaryo gereği ama ikiz kardeşi yani doğumdan sonra ayrıldıklarını Filmin içinde gördüğümüz ikiz kardeşi. Danny Vito Amerika'da büyüyor. Tam bir çapkın, bir piç yani. Böyle kısacık bir şey zaten oyuncuyu hatırlarsınız. Cüceden hallice boyu ama her tarafa girip çıkan, her türlü yasa dışı işi yapan tam bir fırıldak. Zaten tanışmaları da Arnold'un kardeşini hapisten çıkartmasıyla başlıyor. Ergenlik yıllarımda izlediğim için aklımda çok fotoğraflar kalır böyle seyrettiğim filmlerden, dizilerden. Beni tanıyanlar da biliyorsunuz genellikle sinema üzerinden örnek vermeyi severim. Metafor kullanacaksam bunu dönemin şarkılarından, şiirlerinden ya da filmlerinden esinlenerek yaparım. Bu benim tarzım. Bu filmin içerisinde hiç unutmadığım bir şey duymuştum. Avukat görüşü gibi görüşürlerken, Deni Devi tutuklu, şu arkanda gördüğün üniformalı polisi görüyor musun? Ona para ver, beni bırakırlar demişti. Orada hırsızlıktan mı, soygundan mı ne içeride? Arnold Schwarzenegger nasıl olabilir? Para verince çıkacak mısın dediğinde, "Evet kardeşim, burası Amerika. Money talks, shit walks." demişti. Para konuşur boklarda yürür diye çeviririz ama biz bunu şimdi biraz önceki konuya adapte edeceğimiz için bence şöyle çevirelim. Parayı veren düdüğü çalar. Ta o yıllardan aklıma kazındığı için bu sözler sonraki Amerikan kültürünü ve Hollywood kuşağını aslında bize kapitalizmin ne olduğunu anlattıkları bir formda izleme şansımız oldu. Yani biz emperyal devletleri okulda öğrendiğimiz tarih derslerinden de den vurursak yayılmacı, işgalci, sömürü kuran, değil mi özellikle İngiltere dünyanın mazlum halklarını sömüren bir formda öğrendik. Doğru. Ve defansif devletlerin kendi toprak bütünlüğünü koruyan, misak-ı milli dediğimiz sınırları koruyan ve defansta takılan milletlerin işte bu İslam'la da örtüşen genel olarak karakteristik ve demografik yapısından dolayı da bu şekilde bir büyüme sürecimiz, böyle bir vatanseverlik ilkemiz aslında hasıl oldu. Her birimize verilen eğitimle gördüğümüz askerlikle, yaşadığımız toplumsal ilişkilerle bu tip bireyler oluyoruz biz. O yüzden katilimiz bile, hırsızımız bile yeri geliyor, aman diyene el kaldırmıyor, kabadayının raconu var, beline silah takının, çocuğa yaşlı kadına kurşun sıkmadığı bir Allah korkusu var tırnak içerisinde. En şeytanımızın bile cezaevine düştüğünde namaza başlayıp oradaki cemaate katılıp tövbe ettiğini göstermesi görebileceği eziyetlerden biri onu alıkoyabilir eğer çok medyatik olup da sıkıntılı bir süreçten geçmediyse. Yani bunlar böyle. Yani arkadaşlar baştan anlattığım gibi her şey aslında İslam'ın temelinde yaşanan adalete ve daha sonra bizim bunu layık düzene oturttuğumuz toplumsal yapımızla mümkün olabiliyor. Fakat bugün geldiğimiz noktaya baktığınızda ne baştan anlattığım Hazreti Ömer'in adaletinden ne de biraz önce anlattığım sadece Amerika'ya özgü kapitalizmden söz edebiliriz. Yani kapitalizm artık bizim içimize girmiş. Amerika biz olmuşuz. Vicdansızlıkta sınır tanımayan, hani o yıllarca övündüğümüz mazlumların lideri, mazlumların koruyucusu gibi kendimize kalkan ettiğimiz milli görüşümüzü bence kaybedip daha ofansif bir devlet haline geliyoruz. Bu devlet politikası anlamında bizim eleştirebileceğimiz bir şey değil. Lakin toplumsal baktığınızda bu geçişi halledemeyen bir toplum göreceksiniz sokakta. Zaten görüyorsunuz. Suç oranlarının artması, parası olan hiç kimsenin ceza almaması. Bu adalet sistemi içerisinde konuşulan konular. Rüşvet çarkları bir sürü döngü. Gündemi takip ettiğinizde kafayı yiyebileceğiniz kadar, sıra dışı olayların sizi artık şaşırtmamaya başlaması, suni gündemlerle çürütülmüş bir medya yapısı, hepimizin mecbur bırakıldığı cambaza bak cambaza oyunu. Yani arkadaşlar, adalet öldüğünde adil bir yaşam da mümkün değildir. Siz hangi dine mensup olursanız olun ve yine İslamiyet özelinden gidelim. Zaten kul hakkı Allah'a şirk koşmakla eş koşulacak durumdadır. Yani siz Adaletsiz bir zalime dönüştüğünüzde inandığınızı söylediğiniz kitaba göre zaten en büyük cezayı alacak forma geçmiş oluyorsunuz. Bu da benim 37 yıllık hayatımda anlamadığım şey. Rakı içip domuz eti yemeyen, zinaya gidip oruç tutan, sadece cumaları namaz kılan, Müslümanım diyen bütün liderlere kayıtsız inanan namaz kılıyor gibi görünen en büyük kokainmanları bile kolayca kara para aklayabilecekleri ve müthiş paralar kazanabilecekleri çarkları kurduklarını da görünce söyleyecek çok da bir şey kalmıyor. Benim aklıma adalet kısmını konuşurken son olarak şöyle bir durum da geliyor. Çok kişi sevmez ama Yaşar Nuri Öztürk'tür. Bir kitabı vardır çok ciddi tavsiye ederim okumayanlara. Allah ile aldatmak diye bir kitabı var bunu okuyun. Bunu okuyunca aslında adaletin de yönetimsel olarak ve geleneksel olarak kaybettiğimiz en büyük servetimiz olduğunu düşündüğüm değerlerin de ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Benim gibi seküler yaşamı tercih etmiş, dinden bağımsız yaşayan insanların bile insanlara ve ülkelere baktığında referans alınan şeyin din merkezli yönetim olduğundan dolayı bu kadar dikkat çektiği gerçeği var ortada. Her şeyi dine bağlayanlar, her türlü ahlaksızlığı yapıp başörtüsüyle ya da cübbe ve takke ile her şeyi örtenlerin hiçbir dini inançta yeri olmadığı gibi olan tek şeyin adalet kaybına yol açılması olduğu gerçeğini konuşmaya çalışıyorum. Ne kadar anlaşıldı bilmiyorum arkadaşlar ama beni dinleyenlerin genel olarak kafa yapılarını bildiğim için anladıklarını da umuyorum. Bugün sonuç olarak gelinen noktada globalleşmeye çalışan ve tek tip dünyanın yaratıldığı günümüzde New World Order denen yeni dünya düzeni kurulurken ve hepimizin sosyal medya ve tüm dış faktörlerle bu denli manipüle edildiği, yozlaştırıldığı ve alıştırıldığı gerçekliklerle yaşarken arada bir de adaleti kaybeden toplumların üniter yapısını da kaybetme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü biz en baştan söylediğim gibi para konuşur, boklar yürür diyen böyle bir atasözü, bir özdeyişi olan toplumdan gelmiyoruz. Biz komşun açken tok yatamazsın. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste gibi sözlerle yetiştirilmiş bir toplumuz. İşte bu noktada bence son birkaç yıldır, özellikle 10 yıldır inanılmaz bir yozlaşmayla tüm değerleri hızla yok etmeye ve tüm varlıkları hatta bana sorarsanız kaybolan 128 milyar dolardan bile kıymetli olan çünkü para geri alınır ama bazı şeyler alınmaz. Bu duyguları kaybetmeye devam edeceğiz. Yeni nesilinde her ne kadar umudumu kaybetmesem de çok ışık vermediğini söylemek zorundayım. Çünkü söylediğim şekilde onların manipüle edildiği, beyinlerinin yıkandığı çok daha tek düze bir dünya kuruluyor zaten. Yani burada anlatmak istediğim şeyi söylediğim gibi adaletin aslında olması gerektiğini düşündüğüm formunu ve bana sorarsanız kapitalist olmaya çalışıp olduğumuzu zannettiğimiz ama altta canı çıksına eski eğitim hayatlarında olduğu gibi tam bir çan eğrisinin kurulumuna çanak tuttuğumuz gerçeği var ortada. Altta kalanın canı çıkıyor ama sesini hiç kimse duymuyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Adalet hakkında sizin de yorumlarınızı biletinin altına yazdığınız takdirde okurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.